Podcast odamıza hoş geldiniz. Gerçeklerin odak noktası, cesur fikirlerin ve özgür seslerin buluşma yeri Ahval'desiniz. Bizi internet ve sosyal medyadan da izleyebilirsiniz. Ayrıca mobil telefon uygulamalarımızı yüklemeyi de unutmayın. Haydi başlıyoruz. Merhaba, ben Yavuz Baydar. Tüm dinleyicilerin yeni yılı kutlu olsun. 2019 herkes için iyi geçsin. Mutluluk, huzur ve sağlık getirsin. Şans da getirsin tabii. 2019 öncekileri aratmasın. Amin diyelim. Samos cenahında Sevan Nişanyan var. Merhaba Sevan. Senin de yeni yılın kutlu olsun. Merhaba Yavuz. Teşekkür ederim. Bir mukabele herkesin yeni yılını ben de kutluyorum. Ve aynı dilekleri paylaşıyorum doğal olarak. 2019'un bu ilk podcastinde Samos sürgününde sürgünü, göç etmeyi ve Samos'u konuşalım mı? Ne dersin? Vallahi çok güzel olur. Daha güzel bir konu. Çünkü o gündem adı verilen konular o kadar sıkıcı ve o kadar tekrarlanan şeyler ki hakikaten değişik ve güzel şeyler konuşmak daha iyi olacak bence. Şuradan başlayalım. Yani güncel dedin ama güncelden başlayalım. New York Times gazetesi son haberlerinden bir tanesinde Türkiye'den beyin göçünü, insan kaynağı kaçışını anlatmış. Bazı verilere dayandırıyor ve 2016-2017 verilerini aktarıyor okurlarına. 2016'da darbe girişiminin ya da silahlı kalkışma teşebbüsünün daha doğru bir deyişle hemen ardından başlayan bir göç var. Bu göçün önemli bir kısmı Gülen cemaati mensuplarının katıldığı, büyük parçasını oluşturduğu bir göç ama daha sonra tabii olağanüstü hal uygulamalarıyla beraber toplumun diğer tüm rahatsız edici tırnak içinde muhalif kesimlerinde kapsayınca olağanüstü hal böyle bir kara perde gibi diğer kesimlerde buna katılmış durumda. Ama New York Times'ın yaptığı vurgu bu şeyde son haberinde, haber analizinde 2017 rakamları, 2018 henüz yok. 2017 rakamları yaklaşık çeyrek milyon ağırlıklı olarak şehirli, iyi eğitimli, seküler, batıda yaşayan, vasıflı insan kaynağını oluşturan bir kesimin Türkiye'yi terk ettiği gibi bir vurguya yer veriyor. Şimdi bu rakam aslında TÜİK'in rakamı, İstatistik Kurumu'nun rakamı. Bu rakam aslında karma bir rakam. Yani bunun içinde Türkiye'den geçip ya da Türkiye'den ayrılıp başka ülkelere giden Türk olmayan ya da Türkiye vatandaşı olmayanlar da var. Ama bugün sorup soruşturduk ve ortaya çıkan rakam en azından 110-120 bin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 2017'de terk etmiş ülkeyi. 2016'da da bu işte toplam 180 bin. Burada yani yine gerçekçi verilere göre 80-90 bin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının 2016'da terk ettiği yolunda bir bilgiler var. 2018 belirsiz ama bu trend devam ediyor, güçleniyor. Özellikle 24 Haziran seçimleri ardından bir dalga daha kopup geldi, onu biliyoruz. Daha kabarık bir rakam olabilir. Şimdi bir kaçış var, bir beyin göçü var. Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihine, sen bu konuya gireceksin eminim, Ermeni soykırımından bu yana başlayan, diyelim yakın tarihte, son 100-105 yıllık tarihte, bu zaten iyice yerleşiklik kazanmış olan bir kalıp. Yani Türkiye'nin kendi içindeki vasıflı, eğitimli, yüksek eğitimden geçmiş insan kaynağını, varlıklı kaynağını tasfiye etmesi. Negatif seleksiyon dediğimiz şey. Bu onun bir parçası gibi görünüyor. Ne diyorsun bu ortaya çıkan yeni manzara ile ilgili olarak? Vallahi söylenecek her şeyi sen söyledin, bana söyleyecek bir şey bırakmadın Yavuz. O yüzden senin dediklerini tekrarlamak dışında ne yapabileceğim bilmiyorum. Bariz bir şey var. Tüm eşimizden, dostumuzdan, tanıdıklarımızdan, duyduklarımızdan, çevremizden ve komşularımızdan duyduğumuz şu. Türkiye'de uluslararası anlamda bir değeri olan, yani taşra, kör taşra dışında anlamı olan herhangi bir vasfı, herhangi bir eğitimi, herhangi bir dünya görüşü olan herkes, ama herkes ya göçüyor, ya göçtü, ya da göçmeyi hayal ediyor. Dünyanın her yerinde, Avrupa başta olmak üzere, fakat Avrupa dışında dünyanın en olmadık ülkelerinde bir Türk diasporası oluşturdu.
Ben 3-4 ay önce Brezilya'daydım. Orada olmadık bir yerde. Yani Brezilya'nın uzak bir kasabasında Türkiye'den gelmedi. Dünya şekeri birinci sınıf insanlarla karşılaştım. Hem bir iki değil çok sayıda insanla. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, Endonezya'da, şurada, burada, Pekiz'de Türk grupları oluşuyor ve bunlar herhangi bir insan topluluğu değil, vasıfsız işçi göçü değil. Hepsi üniversite mezunu, hepsi belli bir kültüre sahip olan, bir yetenek ve beceri sahibi olan insanlar. Bunlar ki şu anda yaşanmaz görüyorlar. Bu bir gerçek. Ve ilk fırsatta cesareti ve imkanı bulur bulmaz kapağı dışarı atma derdi. Bu bir ülke için olabilecek en büyük felaket. Yani bu depremden de, yangından da, su baskınından da daha büyük bir felakettir. Bir toplumun yetişmiş insan kadrosunu, sermayesini kaybetmesi durumuyla karşı karşıyayız. Neden terk ediyorlar? Birçok faktör var aslında. Üç aşağı beş yukarı bildiğimiz şeyler. Her şeyden önce üniversiteyle herhangi bir şekilde ilgisi olan, akademik kariyer yapan insanlar Türkiye'deki ortamı tahammül edilmez buluyorlar. Yaşanmaz bir ortam olarak görüyorlar. Son iki yıl içinde sayısız kişi üniversiteli küldür paldır bir şekilde, gelişi güzel bir şekilde saçma sapan iftiralar üzerinden veya görevli memurların ön yargılar üzerinden işlerini kaybettiler, pasaportlarını kaybettiler, gelirlerini kaybettiler, varlıklarını kaybettiler. Bu taşınabilir bir durum değil. İkincisi, hepimizin bildiği bir şey var. Türkiye'nin siyasi ortamına, kamu ortamına hakim olan bir sürekli hakaret edici, tehdit edici bir söylem var. Bu da hakaret ve tehditle yaşamaya alışık olmayan insanlar için dayanılmaz geliyor. Hayatın tadını kaçıran bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Devamlı olarak her Allah'ın günü adamın biri televizyona çıkıp hakaret ve tehdit yağdırıyor. Ve bu hakaret ve tehdit sınıfsal bir içeriği olan Türkiye'deki okumuş insanları, yani az ya da çok ufku gelişmiş olan insanları aşağılamaya, değersizleştirmeye ve ötekileştirmeye yönelik olan bir söylem. Bu da dayanılmaz bir şey. Bundan önce ben daha gençken hatırlarım, Kenan Evren vardı bu stilin sahibi. Kenan Evren her gün televizyona çıkıp durmadan hakaret ederdi millete. Şu anda Kenan Evren'in bütün rekorlarını aşmış durumdayız. Sürekli olarak bir hakaret yağıyor televizyonda. Üçüncüsü, uluslararası anlamda bir değeri olan bilgi ve düşünce sistemleri Türkiye'de geçersizleşti. Bunları yok sayan, saçma sapan, yüzlerce yıl öncesinden kalma hurafeleri bilgi olarak sunan ve daha muteber bilgi olarak sunan bir anlayış egemen oldu Türkiye'ye. Bu da kendine saygısı olan insanlar için tahammül edilmez bir durumdur, taşınamaz bir durumdur. Dolayısıyla Türkiye'yi terk ediyorlar. Bir enteresan şeye daha değinmek istiyorum. Enteresan evet. Şey üzerinde dur, orayı unutma. Bu geri dönüşü, bu son çıkanlar açısından geri dönüşü olmayan bir akım mı? Yani bu insanlar artık Türkiye'den umut kestiler mi sence? %90'ı veya 95'i dönmez bir daha. Birçoklarıyla görüşüyorum, birçoklarıyla konuşuyorum. Türkiye'deyken insan her şeye rağmen daha ikircikli bir tavır içinde oluyor. Yani bırakıp gitmekten çekiniyor, bir takım alışkanlıklarını, bir takım sevgilerini, bir takım duygusal bağlarını daha çok önemsiyor. Bir adım attıktan sonra dışarıya herkeste şöyle bir duygu var. Oh ya, oh kurtuldum artık Allah'ın cezası cehennem. Bu duygu çok kuvvetli. Bu savaş bir kapı olduğu için burada pek çok insanla karşılaşıyorum. Berlin'de olsun, Paris'te olsun, yakın dostlarımız var. New York'ta, Toronto'da, şurada, burada. Hepsinden de aynı söylemi işitiyorum. Ve hani arada hani Türkiye'de o kadar fena değil yahu, şöyle bir kan olsa da gitsek dediğim zaman beni ayıplıyorlar. Ne hala aklın orada mı? Allah cezasını versin o ülkenin. Yaklaşımı son derece güçlü bu kesimler arasında, göçenler arasında. İkinci bir unsuru da zannediyorum yeterince göremiyoruz Türkiye'deyken. Büyük bir göç, yani sayıca çok daha büyük bir göç var.
genç Kürt arkadaşlarımız arasında büyük bir göç var. Yani asgari yeteneği ve asgari hırsı, yaşam hırsı olan, bir şeyler başarabilecek olan genç ve Kürt olan herkes, ama istisnasız herkes göçme derdinde ve onlar çok daha büyük risk alıyorlar. Yani bu demin söylediğim üniversiteli falan kesim daha pasaportla çıkmayı tercih eder, daha kibar yollarla çıkmayı tercih eder. Kürt arkadaşlarımız gerekirse yüzüyor, gerekirse koşuyor, gerekirse kaçıyor. Her türlü yöntemle yurt dışına çıkma derdindeler. Bu da Türkiye için çok büyük bir kayıptır. Çünkü Türkiye'nin gerçekten en dinamik genç kesimidir bunlar. Yani ayıptır söylemesi, Batı veya Orta Anadolu'nun Türk gençliğinden daha çok şey başarabilecek, daha fazla yaşam enerjisi olan bir zümredir. Hepsi de Türkiye'yi terk ediyor ve kuvvetli duygularla terk ediyor, dönmemecesine terk ediyor. Bu büyük bir kayıptır Türkiye için. Türkiye'nin bu darbeyi, bu yıkımı nasıl atlatacağını doğrusu bilmiyorum. Çünkü bu öyle kolay kolay üstesinden gelinebilecek bir şey değil. Ülke 100 yıl, 200 yıl geriye gidiyor. Benim gördüğüm bu. Aslına bakarsan Sevan, 10 yıl kadar önce, belki daha bile kısa bir süre önce, 8-9 yıl önce Türkiye tersine göç almaya başlamıştı. Hatırlarsın o günleri. Doğrudur. Almanya'da 2000'lerin başlarında özellikle İstanbul'a, evet, çok ciddi bir uluslararası bir nasıl diyelim, yine eğitimli, genç, kozmopolit bir kesim Türkiye'yi, evet, ve özellikle İstanbul'u çok yaşanır bir kent olarak, iş yapılabilecek bir kent olarak görmeye başlamıştı. Bayağı bir yüksek bir sayıydı insan... bu. Evet, evet. Almanya'da mesela ikinci kuşak Türkler, üçüncü kuşak iyi eğitimli olanlar, yani o ekonominin parladığı dönemlerde vasıflı işte mühendisti şuydu buydu, insan arayışının, insan kaynağı arayışının arttığı dönemlerde Türkiye'ye dönmüşlerdi. Bunun kaç defa haberi yapıldı Almanya basınında, İngiltere basınında vesaire. Yani bu inanılmaz bir 180 derece dönüş. Ve bu aynı zamanda da Türkiye'nin ne kadar kötü yönetildiğini, ne kadar hunharca, ne kadar oyratça yönetildiğini gösteren bir şeydi, değil mi? Doğru. Yani bunun arkasında bir akıl var mı, yoksa bilmişler bir alamete kadar kıyamete mi, o da belli değil. Bir akıl olması lazım diye düşünüyorum ama doğrusu aradıkça da bulamıyorum bir akıl. Yani mantıklı bir şey değil çünkü bu yapılan. Bu bir intihardır. Yani bir ülkenin kendini ayağından vurmasıdır. Şunu açıkça görmek lazım. 2-3 kuşak boyunca o kadar cahilce insanlar yetiştirildi ki, yani özellikle Türkiye'de yönetim mevkiine gelecek olan, yani kamu hizmetine girecek olan insanlar, kamu okullarında o derece dünyadan habersiz bir şekilde, o derece ideolojik saplantılarla köreltilmiş olarak yetiştirildiler ki, bunlar şu anda yaptıklarının anlamının farkında değiller. Uluslararası bir perspektife sahip değiller. Tarih perspektifine sahip değiller. Yani bu koşullara giren bir ülkenin başına neler gelebilir konusunda bir fikir sahibi değiller. Bir fikir sahibi olmalarına imkan verecek hallerden yoksunlar. Tarih bilmiyorlar. Dünya bilmiyor. Coğrafya bilmiyorlar. Bir takım hamasi formüllerle, bir takım babadan kalma, Emin Oktay kitaplarından çıkma hurafelerle dünya yönetilebileceğini zannediyorlar. Türkiye'nin güçlendiğini zannediyorlar bu yöntemlerle. Feci bir aptallaşma içinde Türkiye'nin yönetici aklı. Bu çok açık. Bunu bir yabancı arkadaşı kolektif aptallaşma diye tanımlamıştı. Kolektif aptallaşma. Almanların kolektif Verdummung dediği bir şey bu kavram. Doğrudur, öyledir. Bunun kabahatini İslamcılarda bulmak bana çok gülünç geliyor. Yanlış bir bakış açısı gibi geliyor. Bunun kabahati doğrudan doğruya Türkiye'nin son 30, 50, 60, 80 yıllık yönetici aklındadır. Milli eğitimi
mi sadece milli yapmaya çalışan, içe dönük bir korku ve düşmanlık üzerine bir eğitim sistemi kurmaya çalışan anlayıştadır ki bunu da bir alt parantez bekleyeyim. Lakin Samos'tan söz edecektik, gene daldık bu konulara. Bunlar sıkıcı konular, bunlar can sıkıcı konular. Niye bunu yapıyoruz anlamıyorum yavaş. Evet ama Sevan, şimdi o kadar çok hakikaten kimle konuşursak konuşalım. Sen konuşuyorsun, ben de dışarıdayım senin gibi sürgünde, ben de konuşuyorum. İnsanların gözü, aklı, fikri, hayalleri, geleceğe ilişkin umutları hepsi Türkiye sınırları dışında. Hepsi, bila istisna. Böyle bir bu bir olgu, bu bir gerçeklik. Ne yapalım, kaçamıyoruz yani. Kusura bakma ama böyle yani genç ya da yaşlı. Önünü göremediği için, öngöremediği için insanlar dışarıya bakıyorlar. Gözleri orada. Ve her gittikleri yerde ya da her televizyonda gördükleri ya da okudukları farklı bir yerde acaba bana burada hayat var mı diye önce onu düşünerek bakıyorlar. Acı olan bundan sonra, bu göçten sonra, bu devam ederse ki edecek gibi gözüküyor. Çünkü artık doğru dürüst bir umut kalmamış durumda sistemin değişmesiyle ilgili. O zaman senin dediğin gibi binilen dal kesilmiş olacak. Ve Türkiye o hurafelerle, kendi içe dönüklüğüyle, şizofrenisiyle, kendisini dünyanın merkezine koyan o etnosentrik anlayışıyla kendi kendisine edecek. Bu konuşulmayacak gibi bir şey değil. Çünkü bizim gibi bizi dinleyen insanlar da bunu düşünüyorlar. Yani ülke bitti. Ülkede bize yer kalmadı. Nefes alacak bir alan kalmadı diye düşünüyorlar. Böyle. Fakat Samos Adası'nda bol bol nefes alacak temiz hava var. Bunun da belirterek bir şekilde konuyu oraya bağlayalım istersen. Tabii ki. Şimdi sen pek çok kişinin aklında olan bir şey. Herkes bir yer seçiyor. Seçebilen tabii. Sen de Samos'u seçtin. Ha, bazıları da seçme imkanı olmadığı için belli bir yere diye buluyor kendisini. Pek çok kişi de öyle. Orayı kabullenmek zorunda kalıyor. Hatta bu yüzden işte Afrika'nın bazı yerlerinde işte veya dünyanın çeşitli başka yerlerinde senin de rastladığın insanlar da var. Onların kendi tercihi olmayabilir. Ama sen, işte ben, başka birçok tanıdığımız insan bilerek, isteyerek seçtik yaşayacağımız yerleri. Samos'u sen neden seçtin? Dünyanın en güzel yeri olduğu için seçtim. Samos'u ben 1983 yılından beri biliyorum. Sık sık gider gelirdim. Ve yıllardan beri çok, yani 30 sene beri bir şey hayalimiz vardı. Ya şurada bir ufak evimiz olsa da ara sıra nefes almak için buraya kaçsak. Çünkü bambaşka güzel bir ada. Şöyle bir şey diyeyim sana. Fazla küçük değil, fazla büyük değil. Tam insan için uygun bir büyüklükte. Bir ucundan bir ucuna 80-90 kilometre olan bir ada. Doğası fantastik derecede güzel. Doğalık, çeşitli. Yani aylarca dolaş hep keşfedecek bir şeyler bulabiliyorsun. Ve bütün bu dolaştığın alan içinde Allah için bir tane çirkinlik yok. İnsanlar hiçbir şeyi çirkin yapmamışlar. Böyle çok iddialı bir şey de yok. Olağanüstü bir şey de yok. Yani Batı Avrupa gibi böyle bir sanattı ya büyük bir servet ve güç ve kültürel gelişkinlik göstergeleri diyor. Mütevazi bir ada, basit köyler. 32 tane köyümüz var, 2 tane kasabamız var. Her şey insani boyutlarda, insan yaşamını daha güzel ve daha keyifli yapmak için düşünülmüş. Çirkinlik yok. Türkiye'de 30, çok güzel. 32 yani. Tane yani köy. Bunu kimseye... 32 köy, evet. 30 bin civarında değil mi toplam nüfus? 30 bin mi, 35 bin mi? Öyle bir şey galiba. Aşağı yukarı kış nüfusu. O kadar yazında 50-60 bine kadar çıkıyor. Yazın biraz turizm var. Öyle çok fazla turistik bir yer de değil. Ama belli bir turizm kapasitesi var. Yılda 100-120 bin civarında turist geliyor. Kışın hele şu mevsimde dışarıdan hiç kimse yok. İçine kapalı, yuvarlanıp gider. Yani böyle rahat, rahvan bir tempoda yürüyen. Hem işin biraz yavaş yürüdüğü fakat mutlaka yürüdüğü, insanların güler yüzlü olduğu,
İnsanların tanımadıkları biriyle karşılaştıklarında otomatikman onun iyi biri olduğunu varsaydıkları ve buna göre davrandıkları bir yer burası. Ki bu yani lezzet katıyor hayata, güzelleştiriyor hayatı. Hayatı yaşanır kılmak için tasarlanmış bir yer burası. Yüzyıllardan beri eski bir kültürel kökleri olan bir şey bu. Yani birileri buna oturup da karar vermemiş burayı Selim'de yapalım diye. Doğallığı insana hoş geliyor. Mütevazı bir yer. Böyle hiçbir zaman burada böyle servetler olmamış, büyük ekonomik imkanlar olmamış. İnsanlar küçük bir tarlayla, birkaç zeytinlikle, birkaç portakal ağacıyla, 3-5 bostanla yaşamayı öğrenmişler yüzyıllar boyunca. Böyle bir yer. Yani onu diyordum. Türkiye'de çok güzel yerler var. Yani ben yıllarca Türkiye'yi gezmekten büyük bir zevk aldım ve bunları anlatmaktan da büyük bir zevk aldım biliyorsun. Yıllarca ben turizm yazarlığı yaptım ve Türkiye'nin özellikle az bilinen sıra dışı yerlerini tanıtmak konusunda büyük bir çaba gösterdim. Biraz Türkiye'de nereye gidersen, hangi tarafına bakarsan bak, mutlaka insanın gözünü, ruhunu, kulağını rahatsız eden bir şeyler vardır. Ya birileri gelmiştir dağın ortasından hayvan gibi bir dozer yarası açmışlar. Ya gelmişlerdir bir takım saçma sapan gecekondular yapmışlardır. Ortalık pisliklere götürüyordur. Olmadık yerlere beton Elektrikleri dökmüşlerdir. olmadık yerlere beton dökmüşlerdir. Birileri bağırıp kavga çıkarıyordur. Birileri trafiği saçma sapan bir şekilde sokuyordur. Durmadan insanı taciz eden, İnsanın gözünü yoran, ruhunu yoran bir şeyler vardı etrafında. Özellikle ben fotoğrafçılık da yaptım. Yani güzel tanıtım fotoğrafları çekmeye çalışırsam. Yahu nereye bakarsan bak, hangi kareyi çekersen çek, içine bir tane çirkinlik mutlaka girecektir. Ya buraya geliyoruz. Bir senedir, 1,5 senedir ben bu adadayım. 1,5 senedir durmadan da geziyorum. Her gün bir yerlerdeyim. Sağa sola geliyorum. Bir tane mi çirkinlik olmaz? Bir tanemin bir yere böyle moloz dökmüş olmazlar. Dökmüyorlar. Ucu ve gecekondular yok. Apartmanlar yok. 80 katlı bir şeyler yok. Oteller yok. Toplu konut siteleri yok. Tatlı bir yer. Bunun ne kadar önemli olduğunu Yani anlatamam. tabii insan dokusu da kasıntı insanlar yok, böbürlenen. Kasıntı insanlar yok. Kavga çıkarmaya niyetli ya da karşısındakinden kavga ve tecavüz bekleyen insanlar yok. Gardda değiller insanlar. Rahat insanlar. Bütün bunları yan yana koyduğun zaman burası ya diyorum onca sene Türkiye'de nasıl ziyan etmişiz yaşamı? Peki, Ne neden kadar böyle? güzel Neden? olabilir. Nasıl oluyor da böyle korunabiliyor ve böyle bu kadar büyük bir fark arada? Çünkü 1,5 kilometre mesafe var. Yani küçük bir deniz, bir boğaz ayırıyor yani iki tane bu. Karşıda ben buradan pencerenden baktığım zaman bir taraftan Kuşadası'nı, bir taraftan Güzelçamlı'yı görüyorum. Yani Türkiye'nin tam karşısındayız. Daha bugün hava çok berrak da arkadan Şirince'nin tepeleri de görünüyor. Yani eski evimi neredeyse görebileceğim buradan. O kadar yakınız. Başka bir dünya. Hani sözde derlerle Türklerle Yunanlar birbirine çok benziyor diye. Hiç alakası yok. Bambaşka bir dünya burası. Neden ama? Nedenini Ha. valla birkaç faktör düşünebiliyorum. Böyle basit cevapları olan bir şey değil bu. Türkiye'nin kamu yaşamı, yani ortak yaşamı, insanların agorada yani orta yerde yaşadığı düşmanlık üzerine kuruludur. Korku ve düşmanlık üzerine kuruludur. 100 yıldan beri özellikle Türkiye'de tüm hükümetler ve tüm yöneticiler ısrarla ve bilinçli bir şekilde korkuyu ve düşmanlığı teşvik ettiler. Bizim Türk'ün Türk'ten başka düşman şeyi dostu yok. Bütün dünya düşmandır. Dünya gavurdur, biz değiliz. Bu düşmanlık Bir Türk de dünyaya bedeldir zaten. o işin palavra kısmı. Onun öyle olmadığını herkes biliyor. Yani bu lafa inanan bir Türk ben daha hiç görmedim bugüne kadar hayatımda. Devlet memurları dışında. Bu düşmanlık ideolojisi, bu korku ve düşmanlık zihniyeti
insanları zehirliyor. Bu önemli bir faktör. Bu çok önemli bir faktör. Bir toplumun iyi olabilmesi için, sağlıklı olabilmesi için zaman zaman da olsa insanlar ne kadar bireyci ve bencil olurlarsa olsunlar zaman zaman ortak işler için bir araya gelinmeli lazım. Yani şu köy, şu kasaba, şu şehir, şu ülke, şu ada bizim yerimiz. Herkes de iyi niyetle elinden geleni buna vermek zorunda. Bir takım zor kararlar varsa beraber alacağız bu kararları. Ya da güvendiğimiz biri alacak o kararları. Biz de tamam diyeceğiz, onu destekleyeceğiz. Bu duygu insanın kalbinde yoksa o ülke kısa zamanda, çok kısa zamanda yaşanmaz hale gelir. Bu gerçek. Bu gerçek sanırım çok önemli. Bunun ne kadar önemli bir gerçek olduğunu ben farkında değildim. Yavaş yavaş kavruyorum bunun ne anlama geldi. Yani şu anda bir köyde yaşıyorum. 600 nüfuslu bir köyde yaşıyorum. Daha önce Şirince'de 700 nüfuslu bir köyde orada yaşıyorum. Oradaki insan ilişkileriyle buradaki insan ilişkilerini kıyasladığım zaman bir uçurum var arada. Ciddi bir uçurum var. Şirince'de prensip olarak herkes herkese düşmandır. Kimse kimseye güvenmez. Kimse kimseyle ortak iş yapabileceği duygusuna sahip değildir. Millet birbirinin ayağının altından sandalyeyi çekmek için 40 takla atar sürekli olarak. Bunun üzerine kurulu bir kültürel anlayış var. Ve herkes birbirinin arkasından konuşur. Herkes birbirinin arkasından konuşur. Burada da var biraz o dedikoduculuk hadisesi burada da var da. Şu anlayış çok net. Biz bir aynı sandalın içinde beraberiz. Birbirimize ihtiyacımız var. Birbirimizi incitmemeye çalışmalıyız duygusu son derece net burada. Çok kuvvetli. Zannediyorum dini geleneklerin de bunda bir faktör olduğunu düşünüyorum. Gitgide ben onun farkına varmaya başladım. Ortodoks Hristiyanlığının cihat anlayışıyla İslam anlayışı arasında ciddi bir fark var. Tam olarak tanımlayamayacağım bir fark ama bir fark var. Ben dindar bir insan değilim. Hiçbir zaman da olmadım. Ve burada da papaz efendi kaç defa beni davet etti gel kilisemize diye ama daha uğramadım. Uğramıyorum da uğramayacağım da zaten tahmin ediyorum. Ama en azından belli bir saygı duymaya başladım. Güzel bir iş yapıyorlar. İnsanlar arasında bir kardeşlik duygusunu böyle tatlılıkla fazla üzerine varmadan, bir ideolojik bir mücadele konusu haline getirmeden canlı tutmak için bir çaba gösteriyorlar. Bunu saygıyla karşılamak lazım. Türkiye'de bunu göremezsin. Türkiye'de din bir zorlama hadisesidir. İnsanları belirli ideolojik ve davranışsal kalıplara zorla icbar etme, mecbur etme hadisesidir. Dolayısıyla Türkiye'de belirli bir eğitim seviyesine varmış olan insanlar dinle alakalarını keserler. Birey tamamen bencilleşirler ve bireyci hale gelirler. Burada öyle değil. Burada köyümüzün yarısı aşağı yukarı komünist partilidir ama hepsi de kiliseye gidiyorlar. Enteresan bir olay. Peki bu faktörle görüyorum. Evet. Peki şimdi tabii bir karşılaşmalar var. Yani Türkiye'den gelenler var. Onlar da tabii eminim Türkiye'ye gidiyorlar. İşte alışveriş en azından bildiğim Midilli Ayvalık arasında böyle bir karşılaşma var. Midilliler işte sebzeydi, ottu, ondan sonra şuydu buydu gidip alıyorlar, geliyorlar filan. Bu karşılaşmaların ötesinde bir de tabii turistik bir ilişki var. Adalılar, senin bu çizdiğin tablo, Türkiye algısı ya da Türkiye resmi, Adalıların algısı nasıl Türkiye ile ilgili? Ya bunlar... Bu Türkler oraya gelirse, fazla gelirlerse bizi bozarlar. Ahengimiz bozulur. Kurduğumuz o işte dengeli yaşamın bir şirazesi elden kaçar maçar filan gibi şeyler düşünüyorlar mı? Çünkü bunu ben sadece soruyorum. Çünkü başka pek çok kişiden, Türklerden de duyuyorum. Ya bakıyoruz işte yeni zengin olmuş adam para saçıyor etrafa. Gidiyor orada. Aynen bizde yaptığı gibi donat bu sofrayı diyor. Yani bir Yunanlı için bu donat sofrayı meselesi
ona yabancı gelen bir şey. Yani onlar sadece yani zevk almak, keyif almak için belli miktarlarda işte 3-5 meze tabağını sofraya koyan insanlar. Donat sofrayı deyince yani yığılma, ondan sonra işte 5 lira tutuyorsa, 30 lira tutuyorsa, 100 lira tutuyorsa 200 lira verip ondan sonra masadan ayrılmak. Yani para üzerinden varlığını hissettirmek. Bu da bir Türkiye'de kültürün bir parçası. Ya bu nasıl hissediliyor, nasıl algılıyor adalar? Bu iki kültür arasındaki senin de az önce kaba hatlarıyla çizdiğin manzara farkın. Diğer adaları çok bilmiyorum. Samoslular Türkiye'yi seviyor. Türkleri de seviyorlar. Bu çok açık. Yani kuvvetli bir şey. Bu adanın tarihinden gelen bazı özellikleri de var. Yani Samos'un diğer adalardan ve Yunanistan'ın geri kalanından biraz farklı bir tarihi vardır. Tarih boyunca bu adanın metropolü İzmir olmuş. Yani bu adadan çeyiz alışverişi için İzmir'e gitmişler. Eğitim için İzmir'e gitmişler. Şiirlerini, makalelerini İzmir'deki dergilerde yayınlatmışlar. Kariyer yapmak için İzmir'e gitmişler. İzmir'i taklit etmişler. İzmir'den lüks mal getirmişler. Makine bozulduğunda gidip İzmir'de tamir ettirmişler. Öyle bir ilişki olmuş. Dolayısıyla kafalarında bir İzmir imajı var. Atina değil, İzmir bu adanın hakiki başkenti ve bunu halen hissediyoruz. Türkiye'den son yıllarda epey turist geliyor. Genellikle çok kalbur üstü bir turist geliyor. Güzel bir turist geliyor bu adaya. Yani Türkiye'nin iyi yüzünü temsil eden insanlar geliyor şu an henüz şu aşamada. Güzel para harcıyorlar. Dolayısıyla adamızın insanları Türk turisti el üstünü tutuyorlar. Çok beğeniyorlar. Türklerin yemekten içmekten anladığını, Almanlar gibi bir salatayla doyan bir millet olmadığını, bundan dolayı da takdir edilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Biraz sohbet edersen, biraz daha düşünceli olan insanlarla konuştuğunda, uzun vadede ne gibi olumsuz etkileri olabileceğini düşünmüyor değiller, düşünüyorlar tabii ki. Yani bu köy, şu anda içinde bulunduğum köyde şu anda Türkiye'li 3 ev sahibi olduk. Başka bizim arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz sık sık gidip geliyor. Bir hayli Türkçe duyulmaya başladı köyün sokaklarında. Bazı insanlarda hafiften bir huzursuzluk başladığını hissediyorum. Ama konukseverlikte en ufak bir sıkıntı yok. Yani bağırlarını açıyorlar, yardımcı olmak için çırpınıyorlar. Hediyeye boğuyorlar. Evde yemek yapınca bize de gönderiyorlar. Yani öyle bir şey var. Şaşılacak bir şekilde buranın insanları Türkiye'yi çok harika bir ülke olarak görüyorlar. Kimle konuşsam, neredesin işte Türkiye'liyim. Aa ben de gittim Türkiye. Aman ne kadar güzel bir ülke. Bu tavrı çok çok enteresan buluyorum. Kuşadası'na bayılıyorlar. Çok çok beğeniyorlar. Kuşadası'nın çarşısını böyle bir şark masallarından çıkma bir destani bir tavırla anlatıyorlar ki bana çok hayret edici geliyor yani Allah aşkına yani Kuşadası. Ama beğeniyorlar Türkiye'yi. Türkiye'nin daha zengin, daha özgür, daha fazla mal bulunan bir ülke olduğu kanısındalar ki bu da Türkiye'nin içeriden görünümüyle dışarıdan görünümü arasında bir takım farklar olduğunu hatırlatıyor bize. Sen artık Samos'u mesken tutacaksın herhalde değil mi? Yani bu seçtiğin evet. yer olarak tuttum anlattıkların belli ki orası artık senin yeni vatanın olmuş. Yani vatan zaten yerleşilen yerdir. Şimdi sevilen buraya geldiğimi biz doğuştan vatansız olan insanlarız. Yani daha doğrusu çok doğru. Vatanlı olan insanlarız. Yani Ermeni olunca o birazcık kaçınılmaz oluyor zannediyorum. Artı onun üzerine kozmopolit bir eğitim binince ben yıllarca Amerika'da yaşadım. Uzun süre Almanya'da kaldım. Dünyanın kaç tane ülkesine gittim geldim. Türkiye'yi tabii ki çok seviyorum. Türkiye'de tabii ki bütün bir yaşamımın çok büyük kısmını geçirdim ama
Buraya da alışıyor insan ve olumlu ve olumsuz yanlarını çok daha objektif bir şekilde, daha mesafeli bir şekilde değerlendirebiliyor. Ne diyordum? Dur, bir şey diyordum. Neyse. Orada yaşamayla ilgili bir şey Geldiğimin ikinci haftasında, üçüncü haftasında buraların 32 köyünden bir tanesini keşfettim. Pagondas köyüne. Bir şekilde kader beni buraya düşürdü. Bayıldım. Çok hoş bir köy. Eskiden büyük ve müreffeh bir köymüş. Şimdi nüfusu çok azalmış. Evlerin üçte ikisi metruk. Kapatılmış durumda. Yani ölmekte olan, yaşlanan bir köy. Dolayısıyla gayrimenkul çok ucuz. Yani evler komik fiyatlara satılıyor. Çok ucuz fiyatlara satılıyor. Birkaç arkadaş bir araya geldik. Ya dedik, burada biz şöyle bir mahallenin bir kısmını alalım. Burayı onaralım. Bir cazibe merkezi haline getirdik. Ve burayı bir kültürel buluşmalar için, yani konferanslar olur, kurslar olur, konserler olur. Bir takım kültürel içeriği olan aktiviteler için bir odak noktası haline getirelim. Bir akademi, bir tür özgür akademi kuralım. Biliyorsunuz Şirince'de böyle bir şey yaptık. Matematik köyü kuruldu, tiyatro medresesi kuruldu, Nişanyan evleri bünyesinde. Bunlar Şirince'yi haritada adı anılan bir yer haline getirdiler. Buna benzer bir şeyi daha küçük bir çapta burada yapamaz mıyız diye. Şu ufak şirket kurdum. 5-6 tane ev aldık bu köyden. Onların onarımıyla uğraşıyorum. Birazcık yalnız kaldım. Yani her işe yetişememenin getirdiği sıkıntıları son aylarda biraz yaşıyorum ama adım adım ilerliyor. Bir duyacaksınız yani Pagondas'ın adını. Pagondas bir cazibe merkezi haline gelecek. Ha, o da mı Pagondas'taymış? Allah Allah, lafını sık sık duymaya başlayacaksınız diye tahmin ediyorum. Samos, ünlü matematikçi Pitagoras'ın da adası değil mi? Evet. Bu köy onun köyü mü? Onun köyüne 8 kilometre mesafede, Tanrıça Hera'nın doğum yeri olan bir köy burası. O açıdan yani adı anılmaya değer bir yer. Ayrıca 1940'lardaki iç savaşta solun kalelerinden biri olmuş. Kahramanca devrimci mücadele vermiş bir köy. Bununla övünen bir köy. Vaktiyle bu köyün hocası, buradaki okul müdürü olan ve Komünist Parti'nin de bu adadaki kurucularından, yöneticilerinden biri olan Karatanasis, Xenofon Karatanasis isimli ünlü bir hocası var bu köyün. Onun da dünya şekeri güzel, eski tip, böyle o eski Ayvalık evleri gibi biraz konağımsı bir evi var. Harabe durumdaydı, 40 senedir boştu. Onu ben aldım, benim evim oldu orası şimdi. Böylece adanın kültürel tarihinde bir ufacık da olsa bir dipnotu olmaya hak kazandık zannediyorum. Peki, istersen şöyle bir soruyla noktalayalım. İşte gezdiklerin, gördüklerin senin ama yediklerin, içtiklerin de bizim olsun. Var mı adanın özel böyle dikkate değer sözü edilecek kendine has bir yemeği, Vallahi yok. tatlısı? Mesela rakısı var mı? Midilli rakısı var. Samos'un gerçekten lezzetli bir rakısı ya da başka bir içkisi var mı? Şarabı nasıl? Yemeklerin içerisinde anmak istediğim, ya bu muhteşemdir dedirten bir ya da birkaç yemek var mı? Tamam, bu soruya da şöyle cevap vereyim. Adamızda 300'e yakın yeme içme tesisi var. Yani tavern, bar, kafe tarzında. 300'ün 300'ü de dünya şekeri yerlerdir. Yani konum, manzara, servis, güler yüz, sempatiklik, böyle bir tarafını yırtmadan doğal bir şekilde sevimli ve keyifli ve rahat olmayı başarmaları açısından. Mutfak kültürü açısından muhafazakar diyelim, siz anlayın. 300 lokantamızın 300'ü de tas tamam aynı yemekleri verirler. Özgün bir yemek yapmaya teşebbüs etmezler.
Yunan toplumu muhafazakar bir toplum. Kültürel açıdan bu bir gerçek. Her şey çok lezzetlidir. Her şey gayet taze ve sevimlidir. Fakat özgün bir şey arıyorsanız en yakın adres İzmir Korferi. Peki rakısı, şarabı? Rakısı vardır. Adamızda üç tane büyük, çok sayıda da küçük rakı üreticisi var. Şarabımız ta antik çağdan beri ünlüdür. Tatlı şaraptır. Tatlı şarap yapılır Samos'ta. O mevsimin bir takım özelliklerinden ötürü normal sek şarap pek yapılmaz ama tatlı şarap yapılır. Rakısı güzeldir. Bütün adalarda olduğu gibi Samos'ta da sadece herhangi bir lokanta da ancak Samos rakısı bulabilirsiniz. Bakkalda da ancak yerel üretim rakı bulabilirsiniz. Midilli rakısı sorduğunuzda böyle bir yüzünüze bakarlar. Ne diyor bu adam diye. Adanın tipik özelliği mütevazı olması, ölçülü olması. Hiç fazla iddialı bir yer değil. Biz şunu dünyanın en iyisini şöyle yaparız diyen hiç kimseye rastlamadım bugüne kadar burada. Yaptıklarını yeterli bir düzgünlükle yapıyorlar. Rakıları da güzel, çipro'ları daha da güzel. Çipro'yu biliyorsunuz değil mi? Ana sonsuz rakı. Biz cezaevinde onu yapardık, ona alışmıştık cezaevinde. Burada da cezaevinin yokluğunu hissettirmiyorlar. Çok güzel çipuralar var. Yani Sevan, öyle bir anlattın ki korkarım, ya da artık korkarım mı demeli, ne demeli? Yakında ada turist akınının artışına değil, aynı zamanda sürgün adayı ziyaretinin artışına da olacak. Yani aynı adada bulunmaktan hoşlanacağımız birçok insanlar var. Onları ben buraya davet ediyorum. Siz buraya gelin diye ayağınızı hele bir buraya atın diyorum. Gelenler olacak da galiba. Şurada böyle biraz bir çat oluştursak iyi olur diye düşünüyorum. Dur bakalım zaman nereye getirecek. Peki Sevan, epey oldu, epey konuştuk uzun uzun. Evet, çok şöyle güzel, diyelim, Samos sürgünü dinleyicilerine, podcast dinleyicilerine bir çağrıda bulunalım. Sevan bunu zaten yapıyor kendi sosyal medya hesaplarından. Samos da dahil olmak üzere aklınıza gelen soruları adeta bir şarkı isteği gibi Sevan'a gönderebilirsiniz. E-posta adresini verebilir miyim buradan Sevan? Tabii. Sevan@nisanyan.com. Sevan. Evet. Facebook'tan ulaşmak daha kolay ama e-mail'de atabilirler. Peki. Sevan@nisanyan.com ya da Facebook adresinden daha da kolay ulaşmak. Evet Sevan, çok teşekkürler bu tatlı hoş sohbet için. Ben teşekkür ederim Yavuz. Çok sağ ol. Samos sürgününde yine birlikte olacağız bir hafta sonra. Unutmayın, soruların önemli bir kısmını siz belirleyebilirsiniz. Konuları da yine belki siz belirlersiniz. Ama biz yine bildiğimiz konular üzerinden, şaşırtıcı bir şekilde sizi şaşırtacak konular üzerinden de devam edeceğiz Samos sürgününe. Hepiniz hoşça kalın.